Irritable bağırsak sendromu, huzursuz bağırsak sendromu, bağırsaktan kaçış sendromu gibi isimlerle bir takım şeyler anlatılmaya çalışılıyor. Kişiler bu isimleri duydukları zaman irritable bağırsak sendromu kısmen anlayabiliyorlar. Huzursuz bağırsak sendromu denilince kişi oldukça huzursuz oluyor. Yani bağırsaklarım sürekli huzursuz mu? Ben huzursuz bir insan mıyım? Niye böyle bir şey başıma geldi gibi? Bunun ötesinde üçüncü terim bağırsaktan kaçış sendromu diye bir terim daha var. Bu ise hastaları çok etkileyen bir terim olarak karşısına çıkıyor. Neyin kaçış olduğunu anlayamıyorlar. Eğer karşıdaki kişi bağırsağın içeriği vücuda kaçıyor gibi bir iki kelimeyle anlatmaya çalıştığında kişilerin bu konudaki sıkıntılarını farkına varmak lazım. Çünkü bu teknik bir terim fakat bunu kullandığınız kişi eğer bunu bağırsağın içeriği vücuda kaçıyor diye anlıyor ise e, prensipte doğrudur ama e, içerik ciddi bir oranda kaçış söz konusu değildir. Yani bağırsakta bulunan belli dışkının önceki şekilleri ve daha sonraki katı şeklinin bağırsaktan sisteme geçişi organizmaya geçişi kastedildiğini zannediyorsa daha da huzursuz oluyor. Buradaki söylenmek istenen şey hastaya iyi anlatılması lazım. Bizim bu tür bir terimi kullandığımızda özellikle organik bir sebep bulmadığımız bağırsak hastalıklarını kastediyoruz. Bu farklı terimler altında söylenirken kişi zaten hassas, titiz ve konuları tam değerlendirme şansı olmayan bir kişi ise mevcut huzursuzluğunu daha da arttırmış oluyoruz. Onun için hekimlerden ricamız mümkün olduğu kadar kişileri bilgilendirme süreci içerisinde mutlaka doğru bilgileri abartılı olmadan vermeleri gerekiyor. Tabii bunu hekimler dikkat ediyorlar ama internete girildiği zaman internette kişiler bunları okuduklarında bu terimlerle karşılaştıklarında son derece etkileniyorlar. Ee, mevcut olan hastalığı tedavi etmeye çalışırken e, bir de bu e, ortaya çıkan panik havasıyla ortaya çıkan telaşla uğraşıldığı zaman başarı şansı giderek azalıyor. İrritabl bağırsak sendromu gastroenteroloji pratiğinin çok büyük bir bölümünü kapsıyor. Örneğin gastroenterolojide poliklinik hizmeti verilen birimlerin yaklaşık %27 ile 35 arasındaki hasta sayısı yani her 3 hastanın biri bu gruptan hastalar oluyor. O nedenle bu hastaları değerlendirirken bilgilendirme her hastalıkta önemlidir ama burada çok daha fazla önemli duruma geliyor ve hastalıkla ilgili bilgilendirmeyi doğru ve yeterli seviyede yapmak lazım gerektiğini anlatmaya çalıştım.